Manuel Çıtak'la 1987 yılında tanıştık. İkimiz de 25 yaşındaydık. Ben gazeteciydim, o foto muhabiriydi. Birlikte çok iş yaptık. Türkiye'yi çok dolaştık. O fotoğraf çekti, ben haber yazdım. Ve aynı evi paylaştık uzun bir süre. Daha sonra ikimiz de evlenince tabii ki kendi yolumuza devam ettik. Yıllar sonra 2015'te ben Medyaskop'u kurmaya niyetlendiğim zaman, ki o tarihte Habertürk gazetesindeki odamda çekimler yapıyorduk. Manuel çok kızdı. Burası hem ışık hem yalıtım anlamında elverişli değil dedi ve kendisinin Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyosunu önerdi. Ve orada Medyaskop'u yapmaya başladık ve şirket kurduk. Manuel de bunun ortaklarından oldu ve birlikte bayağı yol gittik ve sonra Manuel beklenmedik bir şekilde kalp krizinden geçen yıl 10 Ekim günü aramızdan ayrıldı. Çok büyük bir kayıp. Manuel'in Medyaskop'a çok büyük emeği vardır, çok büyük katkıları vardır. Bugüne gelebildiysek onu saygıyla ve hayırla yad etmemiz gerekiyor. Sevim Gözay'ı bilirdim ama tanımazdım. Benden genç bir gazeteciydi. Özellikle popüler kültür alanında iyi işler yapıyordu. Medyaskop'un ilk zamanlarında kendisini buldum, aradım, davet ettim ve biz de popüler başlıklı bir yayın yapmaya başladı haftalık. Önde gelen, özellikle popüler kültürün önde gelen isimleriyle stüdyoda yayınlar yaptı. Periskop zamanında 103 bölüm yaptı. Sonra hastalandı maalesef ve yayıncılığa, gazeteciliğe ara verdi ve kendisini 14 Ocak 2021 yılında daha 49 yaşındayken kaybettik. Sevim hep Medyaskop'la birlikte adı anılacak çok önemli, çok iyi bir insan, çok iyi bir gazeteciydi. Metin Sarfati. Aslında Metin Moşe Sarfati ama o Metin Sarfati adını kullanıyordu. Galatasaray Lisesi'nden abim ama kendisiyle Medyaskop'ta tanıştım. Burak Tatari o tarihte, o da Medyaskop'taydı. Onunla birlikte Görünen Görünmeyen diye bir programa başladılar. Düşünce tarihi üzerine felsefi bir programdı. Daha sonra Burak ayrıldı. Metin abi kendisi konuklarıyla yapmayı sürdürdü. 25 bölüm yaptılar. En son Mart'ın ortasında 2022 yılında yaptı. Ve sonra maalesef kendisi aynı yıl 3 Temmuz 2022 yılında 62 yaşında hayata veda etti. Çok önemli, kendi köşesinde çok ortaya çıkmayı sevmeyen ama konusuna çok hakim, aslında esas kariyeri iktisat tarihi, bu konuda hocalık yapan bir abimizdi. Kendisini Medyaskop olarak hep sevgi ve saygıyla hatırlıyoruz.